standart görünüm. Defender'ı standart tabii ki. Yollarda gördüğünüz sadece ve sadece belki bir jant değişikliği, belki bir yanda çanta veya bir iki tane detayla beraber yollarda gördüğünüz Defender'ı biz aldık. Bıkmadan, usanmadan Numa'nın limitli bir body kitine çevirdik. Zor mu oldu? Evet, zor oldu. Araç griydi. Hatta Maslak'ta Aykut'la beraber işe aldığımızda bir başladık öyle. Gerisini hiç çekemedik. Şimdi arkadaşlar, araba gerçekten zamanında ben Range Rover yapmıştım. Haman body kitli bir arabam vardı. Ve böyle yerlerde geziyordu. Jantlar, krom falan, ön tampon, arka tampon falan. Aynı o şekil. O zaman bizimkiler Çin malıydı. Bunlar tabii ki Çin malı değil. Orijinal yerinden, fabrikasından güzel bir şekilde montajı olan bir ürünle arabayı süsledik. Tekten birazcık çıktı. Jantları daha büyük de seçebilirdik. 23-24'e kadar gidebilirdik ama daha günlük kullanımda düşündüğümüz için 2.95-40-22 oldu. Lastikleri birazcık büyüttük. O yüzden de daha dolu dolduruyor. Jantlar birazcık daha açıkçası kenarlardan sıkıntılıydı. Onu çözdük. Araba zaten griydi. Gri diye komple ultra parlak siyah olarak kapladık arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz aracın üstüne. Kabut aynı kabut, bir tane scoop var. Çamurluklar falan olduğu gibi yerinde duruyor. Ama 4 tane çamurluk ağzı aynı Brabus'taki gibi takıldı. Kapılar olduğu gibi yerinde duruyor ama kapı alt marşpiyerleri ve marşpiyerin altı komple değişti. Ön tamponunu da aynı şekilde bıraktık. Ama ön tamponun ekleri nereden başlıyor? Bu kabuğun ucundan bir bıyık halinde gelip panjur aşağı doğru iniyor, iniyor, iniyor aşağılara kadar. Bakın şuradan. Buradan iptal olanları görüyorsunuz. Ve sonrasında yandaki böyle güzel parçalarla beraber kaslanıyor aracımız. G'lerdeki gibi tam anneti yaptık arkadaşlar. Yanıyor burada. Aynı şekilde devam ettik. Arabayı çevireyim mi? Çevirelim mi arabayı? Arka kısmına geldiğimizde arkadaşlar, arkada bir tane spoilerımız. Onun haricinde görmüş olduğunuz üzere yedek lastiği, bundan arkada kocaman jiplerin olur ya, bunda vardı ama artık yok. Yedek lastik için nasıl çözeceğiz? Müşterimizin isteği ve doğrusuna göre bir şu köpükler falan var ya, onlardan atarız. Belki bagajında boş yer olacağı için, kullanmayacağı için onun içine atarız gibi. Ona göre bakarız. Ekstrem ne yaptık? Zaten araç benzinliydi. Tabii ki süper şarjlı falan değil ama ufak bir dokunuş yaparak egzoz yaptık. Ufak da bir homurtusu var arkadaşlar. Sadece şurası simsiyahtı. Buraya bir kırmızılık kattık. Ön tampon altına bir kırmızılık kaptık. Buraya imzası vardı. Oldukça şık ve zarif oldu. Tamponun arkasında da zaten görmüş olduğunuz üzere oldukça bu yan dodiklerden böyle komple bambaşka bir hal bence. Yolda giderken kimse bunun ne olduğunu göremez. Yani böyle ne olduğunu anlayamaz diyeyim. Bu arada GMG sticker'ını yapıştırmamışsınız, gözümden kaçmadı. Her arabaya yapıştırırsınız. Biz kabut filmi, cam filmini zaten yapıyoruz arkadaşlar. Hani bunu herkesi yapabildiği gibi hepimiz yapabiliyoruz. Ama yıllardır da limitli, limitli body kitli, jantlı, 23'lü, 24'lü. Hani farklı farklı orijinal tabelamızdaki olan, bak buradaki her şeyi yapabiliyoruz. Şimdi bu haftaki projeleri söylüyorum. Bir tane Audi Q8, SQ8'i komple RSQ8'e çevireceğiz. Oradan da komple ABT body kit takacağız. Sonra bir müşteri ve 911 Carrera alacağız. Cabrio özellikle. Artık targa mı olur veya başka bir şey mi olur? Onun böyle ufak tefek işte top guard'dan veya işte Brabus'tan dokunuşlarını yapacağız. Her şeyi yetişemiyorum, her şeyi de çekemiyorum. Bazen müşteri istemiyor, bazen ben anlatamıyorum, hızlı şekilde ilerliyor arkadaşlar. Hepsini de atamıyoruz açıkçası. Cırt diye bir ses çıkarmasanız şurada konuşuruz gençler. Bir de üniversite okumuşsun ha. Hiç evet, böyle. Emin değil. Emin değil. Haber çekse haber mi var? Evet, imanlı bir arkadaşım. Onun haricinde arkadaşlar bu şekilde yetişmeye devam ediyoruz. Yani elimizden geldiğince yapıyoruz mu yapıyoruz elhamdülillah. Ama sanmayın ki kabut filmiyle, cam filmiyle ultra parlak şeffaflı hayatta dönmüyor. Elimizden geldiğince farklı projeleri imza atıyoruz. Sevgili Aykut Karan'a da buradan selam olsun. Bu arabaya ekstrem ne yaptık derseniz, kendimiz sadece aracı komple söküp gri arabayı paramparça edip kapı işlerine kadar kapladık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere burada bir menteşesi gri kaldı. Bunu da boyamak istemedim açıkçası, çok da önemli değil. Sonuçta ileride de sıkıntısı olur. İçine sadece ve sadece kırmızı detay, bunları kattım. Bunları da hazır sökmüşken StarTech'ten almıştım. Bunları kattım. Bak burada da görmüş olduğunuz üzere öyle bu
şeffafın kartı falan değil, anladın mı? Öyle al 10 yıl garantisi var, 8 yıl garantisi var, 5 yıl garantisi var, QR okut falan. Hepsinden satıyoruz, hepsinden yapıyoruz. Ama ve lakin arkadaşlar, her tüketicinin farklı alanda farklı araçları kullanarak hem güneşli havada, hem tanzikte, hem üstündeki yıkatmadaki o köpüklü arabalar hızlı hızlı eskiyor. Kimi müşteri geliyor, 6 sene önce kaplamışız, cam gibi duruyor. Kimi müşteri 1 yıl içinde bambaşka bir şeffaf haline getiriyor. O yüzden kartlar, sertifikalar her ne kadar olursa olsun arkadaşlar, biraz da tüketiciye bağlı. Bu müşterimizin de bu üçüncü arabası pek acıyacağını sanmıyorum, pek umursayacağını sanmıyorum. Hatta şimdi bir tane S alacağız. S450 komple Brabus'a çevireceğiz performans paketine kadar. Bugün gelir kendisi, teslim ederiz. Bu böyle farklı projelerle sizlerle oluyoruz çok şükür. Böyle bir Luma projesi de nasip oldu. İlerleyen dönemlerde yine yeniden farklı farklı çekeriz. Bir egzoz sesini alabilirsek gençler. Böyle çok homurtulu bir şey değil ama. Evet. Sesini de duymak ve duymamak üzere duydunuz arkadaşlar. Şimdi neyi kaldı? Dışarıya çıkartıyoruz, reels'ini çekiyoruz. Farklı bir proje olduğunu düşüneceğimiz için. Şimdi dışarıya çıkartıyoruz arkadaşlar, reels'ini çekiyoruz. Ufak tefek fotoğraflarını çektikten sonra bir gün YouTube videosunun arasına, deresine sıkıştırırız diye düşünüyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Yine yeniden farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Allah güzel, hayırlı ömürler versin. Tek istediğimizde dilediğimiz bu. Böyle devam ediyoruz. Hoşçakalın. Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is cap and homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop, I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the please. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing, I be spreading it with ease. You gon' see the peace, you gon' see the flex when you hear these writings. Trust me, you know the difference. I got a long ways to climb before you see a slippage. I see the process and the journey I'm supposed to be, but perplexed, cause I don't really see nobody close to me. Hopefully this ain't wasted, and I know it ain't. You gotta take the time for seasoning to marinate. You need the patience and the pressure just to detonate. I'm trying to blow up and these heathens need to get it straight. Gifted with a vision and precision, I'm just trying to make it high key. Might be breaking free like I was Zion in some Nikes. Tucked at the crib, bro, you know just where to find me. Making beats and spitting crack verses pretty likely. Yeah, socks with the burst, boy, ain't changed a bit. Normal guy till I die, you know what it is. You probably thought I'd give up now that I got some kids, but really nah, I got these arrows aiming at your ribs. I don't wanna talk, how you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop, I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the plays.